Herkese yeni bir videodan F1.22'nin ilk görüntülerinden merhabalar. Bugün Codemasters ve EA ekibi F1.22'yi duyurmuş oldu. Oyun 1 Temmuz'da resmi olarak çıkış yapacak ve oyunun Türkiye fiyatı şu anda 599 lira yani 600 lira diyebiliriz. Oyunla ilgili bütün detaylara şimdi geçeceğiz. Açıklanan tüm detaylara hızlı bir şekilde değineceğiz. Yine bu şekilde F1.22 içeriklerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde yeni videolar geldiğinde, bilgiler geldiğinde kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda yorumlar tarafında görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi artık oyuna F1.22 demiyoruz. Oyunun adı değiştirilmiş oldu. F1.22'ye çevrildi oyunun adı. Artık EA etkisini iyice görmeye başladık. Buna alışması da biraz zaman alacak ama EA etkisi artık iyiden iyiye oyunun üzerinde etkisini göstermeye başladı. Oyunun yeni ismi F1.22. Oyunun çıkış detaylarına geçeceğiz. Şimdi oyunla ilgili şu anda açıklanan çok az detay var. Oynanış görüntüsü yayınlanmadı. Sadece birkaç araç görüntüsü geldi. Oyun içi görüntü şeklinde. Onun dışında herhangi bir oynanış görüntüsü yok. Şu anda gördüğünüz araç modellemeleri vesaire hiçbir şey tamamlanmış değil. Hepsi güncellenecek. Bize sunulan açıklanan detaylara geçiyoruz. Yeni sezon ve yeni kurallar. Yeni sezonda kokpite geçin ve yepyeni Miami pistinde, ikonik pistlerde birbirinden farklı muhteşem arabaları sürün. İlk olarak açıklanan detay bu. Yarış günü yeniden tanımlandı. Burası biraz etkileyici görünüyor. Sürükleyici ve sinematik formasyon turları ile güvenlik aracı periyotları, interaktif pit stoplar ve yepyeni sprint yarış deneyimini kontrol altına alın. Böyle bir açıklama var. Sprint yarışını F1.22'de tecrübe etme şansımız olacak ve oynanış anlamında da birkaç değişiklik olacağını görüyoruz. Buradaki açıklamaya göre. Üçüncü açıklanan noktaya geliyoruz. Adaptif yapay zeka. Daha az deneyimli oyuncular için geliştirilen yeni yapay zeka sistemi her yarışta rekabetçi olmanızı sağlıyor. Yapay zekayı elden geçirmişler. Böyle bir durum var. F1 Life zaten öncesinde sürekli olarak söylemiştik. F1 Life'da süper arabaları, kıyafetleri ve aksesuarları açarak dünyaya bunları sergileyin şeklinde bir açıklama yapıldı EA tarafından. My Team tarafında şu anda bir şey açıklanmadı ama verilen detaya göre genişletilmiş departman etkinlikleri ve daha ayrıntılı renklendirme özelleştirmesiyle F1 takımınızı sıfırdan kurarak başlangıç bütçenizi belirleyin şeklinde bir açıklama var. Hani oyunun içerisinde My Team modunda nasıl bir değişiklik olacak onunla ilgili şu anda bir açıklama yok. Kariyer modu aynı şekilde devam ediyor. 10 yıldır çok sevdiğiniz kariyer modunu F1 dünyasında sürüş yeteneklerinizle test edin şeklinde kariyer modunu eklemişler. Sonrasında F1'in en önemli eğitim alanı Formula 2'nin yine oyunda olacağını eklemişler. Onun yanı sıra iki oyuncuyla yani split screen özelliği aynı şekilde devam ediyor ve VR desteği oyuna eklenmiş. Oyunun sistem gereksinimleri açıklanmadı şu anda. Ama oyun motoru değişmişse bu da muhtemelen değişmiştir diye düşünüyorum. Şu anda pek bir çıkarım yapamıyorum o konuda oyun motoru konusunda. Hani şu anda yayınlanmış olan fotoğraflara bakıp kesin bir çıkarım yapmak doğru olmayacaktır. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bize bir oynanış görüntüsü gelecektir. Onunla ilgili daha detaylı konuşacağız. Şimdi dikkatimi çeken nokta ise şu oldu. Yayınlamış oldukları videonun öncesinde bir fragman eklediler YouTube'a. Ve orada yeni bir yarış mühendisimiz vardı. Hani Jeff'e artık veda ediyor olabiliriz. Jeff'ten ayrılma zamanımız gelmiş olabilir. Jeff'e veda etme şansımız var bu sene. Ve aynı zamanda co-op kariyer sanıyorum ki yok. Hani co-op kariyerle ilgili hiçbir şekilde bir açıklama yapılmadı. Ve oyunun kendi sitesinde de EA'in sitesinde de bu konuyla ilgili hiçbir gelişme göremedim şu anda. Hani co-op kariyer belki de bu sene olmayabilir. Yeni araçlar nedeniyle bunu atlamış olabilirler ama en büyük sıkıntı bizim için şu anda fiyat. 600 liralık bir fiyat etiketi var F1.22'de. Yani oyun 1 Temmuz'da çıkacak. Eğer ki Championship Edition'ı alırsanız, şampiyonlar versiyonunu alırsanız bu etiket 800 liraya kadar çıkıyor. Yani 800 liralık bir oyun etiketi var F1.22'de. Hani geçen sene 420 liradan bir çıkış yapılmıştı. Bu sene ise bu iş daha da ileriye doğru gidecek gibi görünüyor. Eğer ki Championship Edition'ı yani şampiyonlar versiyonunu alırsanız Miami temalı bir içerik paketi olacak. Aynı zamanda 3 günlük bir erken erişim. My Team kariyerinde yeni ikonlardan bahsedilmiş. Yeni klasik pilotları My Team kariyerinde görebiliriz.
F1 Life'da başlangıç paketi var. Sonrasında F1'in yeni dönemi için bir içerik paketi olacak ve 18.000 Bitcoin bizlerle beraber olacakmış şampiyonlar versiyonunda. Hani burada artık fiyat konusunda ne desem bilmiyorum. Hani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Artacağını tahmin ediyordum ama hani 550-560 civarında bekliyordum. Direkt olarak 600'den çıkış yapacak. Diğer versiyon ise 800 lira. Hani muhtemelen indirimle beraber sene sonunda 300 lira civarına falan düşer. Kısa süreliğine yılbaşı indirimi vesaire. Ama onun dışında bizim için işler pek parlak görünmüyor. Son olarak şu iki konudan bahsedeceğim. Oyunun oynanışıyla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Ve aynı zamanda F1 Life özelliği bu senenin en büyük odak noktası olacak. Bununla ilgili de ufak bir görüntü verilse bence fena olmazdı. Hani oyuncuları önceden hazırlamak adına fena olmazdı diye düşünüyorum. F1 Life özelliği konusunda hikaye modu yok. Daha öncesinde söylediğimiz gibi bu sene hikaye moduna devam edilmeyecek. Muhtemelen 2023 oyununda hikaye moduna devam ederiz diye umuyorum. Bu senelik böyle bir durum söz konusu değil. Evet, kısa şekilde tüm olayları değerlendirmiş olduk. Dediğim gibi yorumlar tarafında sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha fazla içerik gelmeye başlayacaktır F1-22 ile ilgili. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Ve videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.